Sayın dinleyenler, Seyrahtürk'te ekonomi basını devam ediyor. Bu bölümde Çin'le ilgili haberlere ağırlık vereceğiz. İlk olarak Çin'in Çin'de gerçekleştirilen otomobil fuarından bahsedeceğiz. Beijing'de gerçekleştirildi ve 10 gün sürdü fuar. Auto China 2020 fuarı sona erdikten sonra önemli gelişmeler bu fuarda yaşandı. Bunları ele alalım bir beraber. Bu yılın başından beri Covid-19'un etkisiyle bildiğiniz gibi Cenevre, Paris, Kuzey Amerika gibi önemli otomobil fuarları iptal edildi. Bu iptallerin arkasından ilk defa 2020 yılında A dereceli otomobil fuarı olarak Beijing Uluslararası Otomobil Fuarı gerçekleştirildi. Fuardan yüksek beklentiler vardı. Volkswagen, Ford, Porsche, Lexus, Toyota, Bentley gibi uluslararası markalar Fuarda kendilerine yer buldular. Fuarın yoğun ilgi çekmesi zaten bekleniyordu. Tek fuar olması nedeniyle 2020 yılında gerçekleştirilen. Fuarda özellikle Çinli otomobil üreticilerine de yoğun ilgi vardı. 82 model tanıtıldı. Yeni model tanıtıldı otomobil fuarında, Beijing otomobil fuarında ki bu COVID döneminde Önemli olarak görülebilir otomobil ve ekonomi için. E, fuar sonrasında e, şu açıklamalar yapıldı. Özellikle Çin'de e, piyasalarda üretim ve satış miktarlarının geçen yıla göre artış gösterdiği belirtildi ki e, önemli bir durum. Çünkü... Dünya genelinde otomobil satışları düştü, üretimi de düştü. Özellikle Çin'de de zaman zaman fabrikalarda kapanma ilk başlarda salgının ilk günlerinde kapanmalar yaşandı. Ancak daha sonra salgın kontrol altına alındıktan sonra fabrikalar açıldı ve Çin'deki üretim devam etti. Ancak Avrupa ve Kuzey Amerika'daki üretimler sekteye uğradı. Bu nedenle satışlar da düştü çoğu ülke söz verdiği otomobilleri üretemedi ve diğer ülkelere bunları ihraç edemedi. <laughs> i̇hracat nedeni ihracat yapılamadığı için de gelişmekte olan ülkeler örneğin Türkiye'de otomobil fiyatlarında artış gerçekleşti. Bir diğer Çin'le ilgili haberimiz ise Çin'in ulusal bayram ve güz ortası bayramı. Çin için çok önemli bir bayram bu. 8 günlük bir tatil verildi ve bu tatilin çoğu kısmı bitti. Yarısından fazlası bitti. Tatil boyunca Çin'de gerçekleştirilen turizm etkinlikleri ise gerçekten dikkat çekici. 425 milyona yakın Çin'de seyahat gerçekleştirildiği belirtildi. Bildiğiniz üzere Covid döneminde özellikle seyahatler iptal edildi. Uçak firmaları, havayolu firmaları birçok ülkeye uçuşlarını durdurdu. İç hatlarda insanlar uçağa binmek istemedi birçok ülkede. Bu nedenle havayolu firmaları da zararlar açıklıyor. Aynı şekilde otobüs firmaları da benzer şekilde zararlar açıklıyor. Çünkü onlar da yolcularının büyük bir kısmını kaybettiler. Ancak Çin'de Covid kontrol altında olduğu için... 425 milyon seyahat gerçekleştiği belirtiliyor. Yalnızca e, 5-6 günlük bir süre içinde. Bu inanılmaz bir rakam. E, bu rakam sayesinde Çin e, yaklaşık 312 milyar yuanlık bir gelir elde etmiş durumda. E, geçen seneye göre %68.9 seviyesinde bir artış e, yaşandı belirtiliyor Çin'de. Yaklaşık 46 milyar Amerikan doları yapıyor. 312 milyar yuan. Çin'deki turizmin devam etmesi tabii ki Covid'in ne kadar ciddi alındığını da gösteriyor. Çünkü Covid'i hem Çin halkı hem Çin hükümeti son derece başarılı bir şekilde bastırmış durumda salgını ülke toprakları içinde. Ülkeye zaten gel dışarıdan gelen kişilerin yeni vakalı olarak açıklandığını da biliyoruz. Şu an ülke içinde bir salgın söz konusu değil. Yalnızca ülkeye dışarıdan giriş yapanlarda zaman zaman COVID-19'a rastlanıyor. Bir diğer önemli haberimizse Çin 3. Çin Uluslararası İthalat Fuarı açılışına yaklaşık 30 gün kaldı fuarın. Fuarın hazırlık çalışmaları son aşamasında ve tam hızıyla sürüyor. Fuara katılacak ilk grup ürünlerin gümrük işlemleri yapıldı. İşlemlerin ardından birçok ürün marketlere gönderildi ve deneme amaçlı reyonlarda yerini aldı. Yani Çin'deki ticaret de son hızıyla devam ediyor. Fuarlarda bunun en önemli göstergelerinden çünkü fuarlar kalabalık alanlar bilindiği üzere. Ancak yine Çin'deki uygulanan Covid-19 tedbirleri gayet başarılı şekilde uygulandığı için fuarların yapılmasına da devam ediliyor. Bir diğer haberimizde ise Uluslararası Robot Bilim Federasyonu'nun açıklamalarına yer vereceğiz. Ee, bildiğiniz gibi imalat sektöründeki e, üretim büyük bir şekilde düştü Covid-19 nedeniyle. Bu düşüş nedeniyle de üretimde kullanılan robotlar Robotların üretimi ve satışı da düştü. Ancak e, bunu istisna tek ülke Çin durumunda şu anda. Çünkü Çin'de üretilen e, robot üretim robotları aynı şekilde piyasadaki yerini korumaya devam ediyor. Çünkü Çin'deki fabrikalar çalışmaya devam ediyor. E, 2014 ile 2019 yılları arasında dünyada montaj edilen robotların sayısı %85 artmış. 2019 yılında ise en çok montaj yapan Çin olmuş. Çin'i ise Japonya, ABD, Kore Cumhuriyeti ve Almanya izlemiş üretimde. Yine bir diğer haberimiz ise Daron Acemoğlu, CGTN'e görüşlerini bildirmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim süreci ile alakalı. E, biliyorsunuz Amerika'da Kasım ayının başında seçim yapılacak. Trump, Donald Trump ve e, Joe Biden arasında bir çekişme var. Cumhuriyetçiler e, çoğu zaman hem Amerika içinde hem Amerika dışında e, faşistlik ve ırkçılıkla suçlanıyorlar. Çünkü bazı gruplar sokaklarda dolaşarak bazı faşist gruplar sokaklarda dolaşarak Cumhuriyetçilerin adına o istiyor, Trump'a o istiyorlar. Bunlardan birinden bahsetmiş Daron Acemoğlu. Proud Boys adlı neofaşist gruptan bahsetmiş. Ve bu grubun Trump'ın adına seçim yerlerini izlediğini belirtmiş. Yani faşist grupla neofaşist grupların Trump adına o istediğini ve onun propagandasını yaptığını belirtiyor. Daron Acemoğlu. Ee, bu durumda Amerikan demokrasisinin tehlike altında olduğunu belirtiyor Acemoğlu. Bunun bir demokrasiye karşı, demokratik, demokratik kurumlara karşı savaş süreci olduğunu belirtiyor Acemoğlu. Aynı zamanda ekonomi konusunda da değiniyor Daron Acemoğlu. Amerika'daki ekonomik sıkıntıların hem siyasi hem de ekonomik yeni düzenlemelerle giderilebileceğini belirtiyor. Yapısal reformlardan bahsediyor Acemoğlu. Amerika'nın bu reformları gerçekleştirmesi durumunda e, ilerleyebileceğini ancak mevcut siyasi durum içinde e, bunların yapılmasının zor olduğunu belirtmiş Daron Acemoğlu. CGTN'deki bir diğer görüş ise Harvey Zodin'in e, Zodin, Çin'in Covid-19'u başarılı bir şekilde engellemesi sürpriz değil diyor ve bunun nedenlerini ve Çin halkının buna bakışını anlatıyor, Covid 19 sürecinin yönetimine bakışını anlatıyor ve Amerika ile bir kıyaslama yapıyor. ABD'deki hükümetin Covid 19'a bakış şeklini olumsuz olarak gördüğünü belirtiyor Amerikan halkının. Zodin Amerikan halkının Trumpa Covid 19'dan ötürü öfkeli olduğunu belirtiyor. Zodin çünkü Amerika'da 7 milyondan fazla vaka tespit edildi ve 200 binden fazla da can kaybı yaşandı. Ancak biliyorsunuz ki Çin'de salgın ilk aylarda hemen önlendi, baskılandı ve insanların hayatı normale döndü birçok yerde. ilk aylardan bahsediyorum. Hani Haziran ayına gelene kadar Çin'de birçok yerde hayat normale dönmüştü artık. Zodin'in bahsettiği bir anket var. Önemli görüyorum bunu. Hükümetin koronavirüste nasıl başa çıktığı konusunda bir anket yapılmış Çin'de. Yaklaşık 31 vilayette yapılmış. Çin'in 31 vilayetinde ve 20 bin Çin vatandaşının katılımıyla yapılmış bu anket. Anonim bir anket. Soruları yanıtlayanların %90'ından fazlasının ulusal liderlerinin salgını nasıl yönettiğinden memnun olduğunu söylediğini belirtiyor. Yani Çin'in %90'ından fazlası Çin'in Covid-19'a bakış şeklinden memnun olduğunu belirtiyor Zodin.